Arkadaşlar merhabalar bu videomda mezun tayfa ya da geometriye yeni başlayanlar için bir program hazırlamıştık. Ne zaman? Ağustos'un 5'inde başlamıştık arkadaşlar bu programa. Belki daha sonrasından dahil olanlar bunu Eylül'de başlayanlar, Ekim'de başlayanlar da yine aynı şekilde e, bu programı takip edenler de, e, geriden takip edenler de olabilir tabii ki. Evet şimdi bu videoda kaçıncısındayız arkadaşlar? Galiba yanlış hatırlamıyorsam 17.sindeyiz. Bakalım da. Evet bakalım kaçıncı haftadayız arkadaşlar? Evet 17. haftadayız. Bir karışıklık olmuştu şeyden dolayı. Karışıklık değil de geriye almıştık. Bu 23 Kasım 17. hafta arkadaşlar. Tamam mı? Şurası 23 Kasım. Yani şurası arkadaşlar 17. hafta. Bu hafta ne yapacağız? Çemberde uzunluk ve çemberin çevresiyle alakalı şeyler yapacağız arkadaşlar. Valla arkadaşım çember daha çiğ hallettin. Şimdi sıra geldi çemberde uzunluğa. Çemberde uzunluk o kadar zevk alarak yapacağım bir konu ki. Valla e, çok zevk alarak böyle merkez bağıra bağıra çiz çözeceksin. Ya yani ne demek istediğim şeyde konu anlatırken göreceksin zaten. Şahsen ben bağıra bağıra çözüyorum. Merkez T çektik. Merkez giriş çektik diye bağıra ara çözüyorum. Ki gerçekten çok kolay. Çünkü belli bir ana hat var. O ana hat üzerinden gidiyoruz. Bir anahtar kelimeler var orada. O anahtar kelimeleri kullanıp onlar senin refleksin olacak bu arada. O reflekslerle o kadar rahat bir şekilde yapacaksın ki bu çemberde uzunluğu. Ve emin ol çemberde uzunluğu yaptıktan sonra çemberde uzunluğu yaptıktan sonra dairede alan falan ee, çok kolay gelecek senin için. Çünkü dairede alan da sırf çemberdeki uzunluk bilgisinden yapılıyor arkadaşım. O yüzden bu haftaki şeye çok dikkat et. Tabii yani ben, benim tarzımı öğrendiniz. Daha çok önemli bir konu. Çemberde uzunluk ve söylediğim o işte, uzunlukla alakalı yerden mutlaka soru gelecek zaten arkadaşlar. Ee, uzunlukta gelmese bile dairede alanla mutlaka o sorularla karşılaşacaksın. Sınavda mutlaka soruyla karşılaşacaksın daha doğrusu. Ee, önemli bir konu arkadaşlar. Ve çok da güzel sorularda var. Yani ufkunuzu açacak. Ödüllü sorun var mıydı? Evet vardı. Tabii ki vardı. Ödüllü soruya da mutlaka dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. Ödül sizin için de geç değil. Daha hala ödül için seçmedim. Yorumları da oraya yazarsınız ödüller için arkadaşlar. Tamam mı? Ödülleri de sanırım bu, bu hafta içerisinde de şey yapacağım. E, büyük ihtimal çarşamba daha sonrasında e, ödül dağıtımında ya yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam da önümüzdeki hafta yapacağım. Yani açıkçası. Çünkü ödülleri de artık dağıtmam lazım. Üçgenden itibaren bayağı bir kitap dağıtımı da yapacağım gibi gözüküyor. Neyse, çemberde uzunluk çok zevk alarak yapacağım bir konu. Çok rahat bir konu arkadaşlar. Üçgenler yine var mı? Var. Özellikle dik üçgen, özellikle benzerlik yine karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yine konuya başlarken ne yaptım arkadaşlar? Yine üçgen bilgisiyle başlattım. Yani bak önceki konulardan böyle çıkıyor. Zaten eski konularla böyle şey yaptığın zaman mesela dik yamuk konusu bile var. Dik dörtgen konusu var. Kare konusu var. Her konu yine burada var arkadaşlar. Yine burada mevcut. Önceki konularla bağlantısını kurabiliyorsan sıkıntı yaşamazsın. Ki ben zaten hep ne diyorum size? Geometride zaman ilaçtır. Ee, bir sonraki konuyu belki ondan sonraki konuda anlayacaksın. Çünkü orada onunla ilgili soruları zaten çözüyorsunuz. Tekrar ediyorsunuz zaten. Ondan dolayı arkadaşlar bu şemberde uzunlukta da dik üçgeni Özel açılı üçgenleri, ondan sonra benzerliği, ondan sonra yamuk konusunu özellikle dik yamukla ilgili sorular karşımıza çıkacak. E, dik dörtgen kare gibi konuları da yine burada tekrar edeceğiz arkadaşlar. E, o zaman size ha, şimdi başka ne yapacaksınız hemen kapatıyorduk videoyu ya. İşte biz pazartesi günü bugün ayın kaçı? Ayın 23'ü 17. haftadayız. Evet 23 Kasım'dayız arkadaşlar. Bir ön hazırlık mı ön hazırlık yapıyor musunuz yapmıyor musunuz bilmiyorum ama yaparsınız sizin açınızdan daha iyi olur. En azından bir pdf'i çıkarttınız. Bu arada pdf bütün olarak çıkartabilirsiniz. Oraya yükledim arkadaşlar her zamanki yere. Ee, bir ön çalışma hazırlığı yaparsanız pazartesi ve salı bugün ve yarın bir işte indirin indirdiniz ya oradaki soruları böyle konu anlatımına kendin soruları da kendin yapmaya çalış bakalım ne olacak bir ön hazırlıklı gelirseniz daha iyi olur çarşamba günü Geometride Kenan Karayönü çemberde uzunluk ve çemberde Çevresi ile ilgili videoları izleyeceksin. Sonra e, sadece konu anlatımını izle, konuyu iyice kavra, oradaki soruların üzerine iyice yoğunlaş. Hatta video bittikten sonra bile kendin ne yap? E, al, oradaki çözümleri sil. Ben de birlikte yazdın ya. Bir de kendin bir daha çözmeye çalış bakalım. Vakit bulabilirsen tabii ki. Onu da yaparsan süper olacaktı. Perşembe günü geometrinin ilacındaki kitabı çözeceksin. Geometrinin ilacındaki ne sorularını çözeceksin? Çemberde uzunluk sorularını çözeceksin orada. Çemberin çevresi soruları, sorusunu da bulursun orada. Tamam mı? Çemberin çevresi de galiba dairede alan başlığı altında arkadaşlar. Direkt dairede alan konusunun ilk testini de çözersiniz burada arkadaşlar. Burada perşembe ve cuma yayabilirsiniz çünkü farklı derslerde çalışıyorsunuz ondan dolayı. Ve cuma günde ne, yap ne yapacaksınız? Cumartesi günde ne yapacaksınız? Cumartesi günde orta seviyede bir kaynakta çemberde uzunluk testini çözeceksin. Ha şunu da uyarayım. Çemberde uzunluk bazı kitaplarda iki bölümde çıkar arkadaşlar. Bir teğet kirişle alakalı kısım Çemberde açıdan bile önce olabilir. Siz çemberde açıdan bile önce olan o teğet kirişle alakalı kısımla çemberde uzunluğu birleştirip öyle çöz çözersiniz arkadaşlar. Bunu da e, unutmayın. Orta seviyedeki bir kaynakta sizin herhangi bir orta seviyedeki bir kaynağı alıp çözeceksiniz arkadaşlar. Cumartesi ve pazara yayabilirsiniz. Çünkü kitaplarda çemberde uzunluk testleri biraz Fazla olabilir. Dediğim gibi teğet girişle alakalı kısım da çemberde uzunluktur arkadaşlar. Ee, onu da çözerseniz olay biter. Ve onu da çözdükten sonra önümüzdeki haftada neye geçeceğiz? Dairede alana geçeceğiz arkadaşlar. Valla adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. Şu an zaten evlerdeyiz. Ee, pandemiden dolayı evlerdeyiz arkadaşlar. ya yani, Tamam pandemideyiz. İşte sağlık çok önemli arkadaşlar. ya Bunu bir yasakmış gibi görmeyin. Bence moralinizi bozmak için ay yasak var çıkamıyorum şöyle böyle falan filan demeyin. Ya buradaki şeyi kendi açınızdan bir olumlu bir şeye çevirmeye çalışın bence. Tamam oldu yasaklar geldi. O konuda haklısınız. Bunalıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. E, yapacak bir şey yok. Ha bu arada sınava hazırlananlar mezun için şey yapıyoruz ya. Belki de 20 yaşından büyük olanlar da vardır. Oturun kardeşim evinizde oturun. Şu yasaklarda zaten bu süreçte dışarı çıkmamak lazım arkadaşlar. Yani kendimizi düşünmüyorsak aile etrafımızda, ailemizde, evimizde annemiz babamızı düşünmeliyiz zaten. Ya da ne bileyim belki anneannenizle babaannenizle birlikte kalıyorsunuz. O yaşlıları da düşünmek lazım arkadaşlar. Yani o yüzden evde şu derslerimizi çalışalım. Bunu da bir fırsat gibi değerlendirmek lazım aslında. Dışarıya da çıkmazsanız. Ya yani Beni de mutlu edersiniz. Herkesi mutlu edersiniz yani açıkçası. Ee, evde oturun. Videonuzu izleyin. Ee, çok fazla videoda da vakit kaybetmenizi istemiyoruz ama konu anlatımı haricinde e, diğerlerinde de arkadaşlar sorularınızı falan çözüp ona göre her sorunu çözmene artık ulaşabiliyorsunuz zaten. Ee, bu konuda da şanslısınız yani. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Size iyi çalışmalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.